5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sayfa 1589. Şekildeki gibi bir ısıtıcı ile sürekli ısıtılan saf sıvının sıcaklığı, belirli aralıklarla ölçülüp tabloya kaydedilmiştir. Tabloya göre sıvı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır? A. Sıvının kaynama noktası 53 C'tür. B. Sıvı 20. dakikada kaynamaya başlamıştır. C. Sıvının sıcaklığı kaynama süresince artmıştır. D. Sıvı 25. dakikada buharlaşmaya başlamıştır. Cevap A. Çözüm, saf maddelerin hal değiştirmesi sırasında sıcaklık sabit kalır. 25-35. dakikalar arasında sıvının sıcaklığı 53 derecede sabit kalmıştır. Buna göre sıvının kaynama noktası 53 C'tür, 10. Ayşe, X, Y ve Z saf katı maddelerini ısıtıp, erimeye başladıkları andaki sıcaklıklarını çizelgeye kaydediyor ve bu verileri grafiğe geçiriyor. Ayşe'nin çizdiği grafik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, B. Çözüm, tablodaki verilere göre çizilmesi gereken grafik B seçeneğindeki grafiktir, 11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi maddelerin genleşmesiyle ilgili değildir? A. Cam kavanozun metal kapağının ısıtılınca daha kolay açılması. B. Sıcak su konulan soğuk cam bardağın çatlaması. C. Yaz mevsimlerinde direklerdeki elektrik tellerinin uzaması. D. Islak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması. Cevap D. Çözüm, ıslak çamaşırların yazın daha çabuk kuruması, yazın hava sıcaklığının daha fazla olması ile ilgilidir. Sıcaklık arttığında buharlaşma hızı da artar. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.